Murat Sevinç 17 Mayıs 2023 Diken Nasılsınız arkadaşlar toparlandık mı harika hadi o zaman Seçim sonuçlarına rakamlara dair bir kısmını hiç ikna edici bulmadığım ancak ikna edici bulmayanlar genellikle ülke sosyolojisini bilmemekle itham edildiği için dile getirmeye çekindiğim muhtelif varsayımların tamamı 28 Mayıs ardından tartışılabilir. Bıkmadan yinelemekten yanayım. Polemikler, kavgalar, çözümlemeler, muhalefetin günah ve sevapları üzerine sorgulamalar 13 gün ertelenebilir. Önümüzdeki günlerde yalnızca ikinci tura odaklanabiliriz, odaklanmalıyız. Şu satırı okuyup hala ikinci turdan söz edenlerin nedenle aptal olduğunu düşünen ve bunu dile getirmek için sabırsızlananlar olduğunun farkındayım kuşkusuz. Önemi yok. Yeter ki enerjimizi tasarruflu kullanalım ve 28 Mayıs'ı hedefleyelim. Eğer Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 49 oy alsaydı gerek duyulmayacak pek çok eleştiri biraz daha ertelenebilir. Ayrıca bildiklerimi söylersem yer yerinden oynar saz heyetini de bir süre duymazdan gelebilir. Hakeza, Facebook ve WhatsApp gruplarına itidal tavsiye edebiliriz. Son 24 saatte eş-dosta bir toparlanma görüyorum çok sevindirici. Sabahın köründen gece yarısına dek görevli oldukları sandıklarda... AKP'li ablukasına karşı hukuk mücadelesi veren yakınlarım da yorgunluğu atlattı galiba. Bu sabah tanıdıkları aramaktan söz ediyorlardı. Gençler moralsizmiş, çok haklılar. Onların ilk şoku. Alışırlar yıllar içinde. Güzel de seçmendeki toparlanmanın partilere, siyasetçilere sirayet etmesi gerek. Muhalefet hızlı davranmalı. Tam saha prese başlamalı. Hani hep şakalara konu olan Mustafa Sarıgül var ya, işte onun enerji ve çabasını örnek almalı. İkinci turda kaybedilirse bol bol biz zaten demiştik, ah bizi dinlemediler diyecek fırsatları olacak. AKP'nin ve Erdoğan'ın oyu düştü. Somut gerçeklerden biri bu. İlk turda kazanan olmadı. Bir diğer elle tutulur gerçek. Muhalefet, ayan beyan ortaya çıkan değişim isteğini ve bunun dönüştürücü etkilerini anlatabilmeli. Muhalefet, şu hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın konumunun meclisten daha etkili olduğunu anlatabilmeli. Muhalefet, iktidarın istikrarsızlık olur iddiasını onlara karşı kullanıp topal ördekle dizginsiz ördek arasındaki farkı anlatabilmeli. Muhalefet, hali hazırdaki mecliste kimlerin yer aldığını, iktidar bloğunun ideolojisini ve muhtemel sonuçlarını anlatabilmeli. Muhalefet, AKP'nin oy kaybettiğini ve Erdoğan'ın kazanamadığını ısrarla hatırlatmalı. Bir de muhalefet şu iki haftalık sürede eğer mümkünse Ahalinin azımsanmayacak kesiminin telaffuz etmekte dahi zorlandığı güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesini ağzına almamalı. Çok yoğun bir propaganda süreci ve emek gerekiyor. İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na görev verilmesi iyi oldu. Hepimiz her bir yurttaş çaba harcamalıyız. Herkesin ikna edici birileri vardır bu hayatta. Hadi. Yalnızca o için değil Öncelikle sandığa gitmesi sağlanmalı insanların yaşamına sahip çıkması için iktidarın %49.5'lik mucizevi oranın muhalif seçmeyi umutsuzluğa sevk edeceğini umduğu çok belli. Hepimizin bir görevi şaşkınlık yaşayanları, küsenleri ve ilk turda gitmemiş olanları sandığa götürmek olsun. Oya Baydar bugünkü yazısında her ne kadar ikinci turdan umutlu olmasa da yeniden sandığa gideceğini ve beraberinde ilk turda oy kullanmamış iki kişiyi de götüreceğini söylemiş. Harika. Mesele bu işte. Çünkü muhalefetin seçmeni sandığa gitmezse Erdoğan seçimi %60'la da kazanabilir. Partilere, özellikle CHP'ye düşen bir görev bu kez veri akışında bir sorun yaşanmayacağının güvencesini vermek. İnsana kendisini salak gibi hissettiren en önemli etmen bu ve şu ana dek ikna edici bir açıklama yapılamadı. Seçmen sandıklarda görev almak için yoğun başvuru yapmalı ve partiler kendi partisine başvuranların kim olduğuna biraz dikkat etmeli. Bir başka öneri işin uzmanı olan bir arkadaşımdan geldi. Özellikle deprem bölgesi Doğu ve Güneydoğu'daki kritik yerlere dokunulmazlığa sahip milletvekillerinin gitmesi ve olup biten nahuş işler varsa bunları görüntülemesi. Sade yurttaşın gücünün yetmediği gelişmeler yaşanabiliyor durup dinlenmeden çalışmalıyız. Siyaset esnafından çok şey beklemeden, kendimizi kandırmadan, her sonuca hazırlıklı bir biçimde 28 Mayıs'ı düşünmeliyiz muhterem okur. Çevrenizde hala şokta birileri varsa onları da hafifçe çimdikleyin şekerim. Hadi. Murat Sevinç